Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler ve hayırlı sabahlar dilerim. Birçok adaylar, adaylarımız, kitlemiz 2022-3 döneminden sözleşmeler mülakatlarını geride bırakmış, hastane işlemlerini başarıyla bitirmiş olan adaylarımız bugünden bu sürece kadar ortalama 7 ve 8 atama gerçekleştirilmiş oldu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. 3-4 Kara Kuvvetleri Komutanlığından eğitim atması geldi. 2 Deniz Kuvvetleri Komutanlığından eğitim atması geldi. Hava Kuvvetlerinden eğitim atması geldi. Yani 8 ile 9 arasında bir eğitim ataması gerçekleştirilmiş oldu. 8 ve 9 aydır eğitim atamasına dahil olan ve eğitim ataması şu güne kadar hala açıklanmayan adaylarımız haliyle var mı? Beni dinleyen kardeşim, dinliyorsun zaten, bu var demektir. Onayımızı aldık mı? Aldık arkadaşlar. Bir kardeşimiz değil, 100 kardeşimizden daha fazla bir kardeşimiz eğitim atamasını şu sürece kadar bekliyor. Şimdi arkadaşlar, son zamanlarda eğitim atamaları geliyor. Gelen atamalar arasında adı çıkmayan adaylar da oluyor. Bunlar zaten her zaman, her yıl, yıllardır karşılaştığımız bir durum. Bu durumu bizler her zaman yaşıyoruz. Bu süreçte şöyle bir söylenti var. Atamalar bitti. Artık 2022-3'ün atamasını geride bıraktık. Bununla alakalı istişare edip, eleştiri edip sosyal medya mecralarında bu durumla karşılaşan birçok adaylarımız mağdur kalıyor. Bu durumla karşılaştığı için, eğitim atamasını beklediği için bu süreçte bizler de bir video çekmek istedik. Ortalama 3 gündür video çekmiyoruz arkadaşlar. Yani artık gündemimizde herhangi bir hareketlilik olmadığı için bizler de hani insanları umutlandırmak istemiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla bu şekilde söylentiler, eleştiriler olduğu zaman bizler de bu durumu açıklama gereği duyarak eğitim ataması adı çıkmamış, eğitim atamasına dahil edilmemiş adayımızın birazcık umudunu yükseltmek için bir video çekmek istedik arkadaşlar. Şimdi bu ay olarak ve Haziran ayın ortasına kadar arkadaşlar eğitim atamaları %90 ihtimalle artık bitmiş olacak. Az bir kitle kalmış oldu. 3 kuvvetten bir kuvvet artık eğitim atamasını bir kez daha yapacak. Son kalan kitleyi de herhangi bir kuvvet alarak artık 2022-3'ün eğitim atamasını geride bırakacağız. Eğitim ataması bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Adı çıkmayan adaylar olduğu için artık son döneme geldik arkadaşlar. Belki son bir eğitim ataması daha yapabilir Türk Silahlı Kuvvetleri. İkinci yapacağı eğitim atamasını yapmayıp son yapacağı olan eğitim atamasını herkesi alıp bitirebilir arkadaşlar. Yani çok kritik bir gündeme geldik, kritik bir duruma geldik. Evet, sizler de farkındasınız. Bizler de sizlere farkındalığınız olsun diye böyle bir içerik çekmek istedik. Sıkıntınız yok, eğitim bekliyorsunuz. Sıkıntı yapmayın, Allah'ın izniyle açıklanacak arkadaşlar. Bir eğitim ataması daha bekliyoruz. O eğitim atamasında umarım herkesin adı çıkar ve artık bu yılı 2022-3'ün atama yılını geride bırakmış oluruz. Herkes için hayırlısı olsun. Hoşça kalın. Hayırlı günler dilerim.